Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'a ve Kayseri Özel Ümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15 Mayıs 2023 zorlu bir seçim sürecini atlattık. Ben bu videoyu gece saatlerinde çekiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Yani e, benim videoyu çektiğim saatlerde henüz %100 netleşmedi sonuç ama görüldüğü kadarıyla ikinci tura kaldı gibi. Allah ülkemiz için hayırlısını versin, insanımız için hayırlısını versin bunu da söyleyeyim. Bir kez daha belirteyim benim siyasi görüşümde, fikrimde Fenerbahçe. Yani bunları söyleyeyim arkadaşlar. Biz konumuza dönelim. Buruma'nın yıldızlaştığı maçı Braga 5 golle kazandı diye haberimizde başlayalım arkadaşlar. Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Braga sahasında Santa Clara'yı 5-3 mağlup etti. Bizim için önemli olan Braga'da oynayan isim Buruma. Braga'ya galibiyeti getiren goller 10. dakikada Horta, 35. dakikada Niakate, 45 artı 5'te Abel Ruiz, 87. dakikada Buruma ve 90 artı 4. dakikada Pizzi kaydetti. Bu sıfayı da hatırlarsınız Pizzi'yi. Santa Clara'nın gollerinde falan filan attı. Fenerbahçe'den kiralanan Buruma bu maçta bir gol bir asistle ön plana çıktı arkadaşlar. Bu da bizim açımızdan sevindiren bir olay. E, Braga puanı 74'e çıkarttı. Küme düşmesi kesinleşen Santa Clara 19 puanla son sırada yer aldı. Braga Boavista ile karşılaşacak bir sonraki maçta. Fenerbahçe'de karşılaşacak. Kiminle? Trabzonspor'la. Arkadaşlar Süper Lig'e geri döndük. Hani seçim süreci bitti. Artık oy seçim, eee Cumhurbaşkanı ittifak, ittifak hepsi bitti herhalde. ikinci tura kadar bir 10-15 gün. E, yanlışım yoksa 15 günlük bir süre var. Hani bir 15 gün böyle gidecek gibi. Ama artık Fenerbahçe'ye dönelim. Çünkü Fenerbahçe'mizin Trabzonspor maçı var. Perşembe günü. Ve Jorge Jesus Kadıköy'de oynayacak müsabakada. 4 haftadır gol atamayan ligin gol kralı Enner Valencia'yı yeniden ayağa kaldırmak istiyormuş. Öyle söylüyor haber. Yani muhtemelen üçlü savunma çıkacağı için Jesus. Yani tahminimiz öyle. Yani üçlü savunma çıkması lazım. Olur mu? Yani başka şekilde çıkma olur mu? Değil mi? Perşembe günü, 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakada 3 puan hedefliyor Fenerbahçe. 4 haftadır gol atamıyor. 4 maçtır diyelim. Gol atamayan Valencia üstünde durulacak diyor. Bu sezon 28 maçta attığı 27 golle krallık listesinde iddialı konumda yer alan 33 yaşındaki Forvet'in Trabzonspor maçıyla yeniden çıkış yakalamak istediği diyor. Ben Valencia'nın hani vurdum duymazlığından bahsetmiştim. E katkısının azaldığından bahsetmiştim. Ama sonuç ortada. Batshuayi'den Trabzonspor özel hazırlık merak etmeyin bitirmedim. Geri dönüş yapacağım. Uzun süreli sakatlığını atlattı Batshuayi. Trabzonspor maçına özel olarak hazırlandı. Diyor haberde. Giresun maçına 11'de başladı. Trabzonspor maçına özel hazırlandı. Cesus ilk 11'de şans verecek gibi duruyor. 16 maçta forma giydi. 11 gol 1 asist. Ben size bir şey söyleyeyim. Bence Valencia'nın üstüne çok düşmek yerine Batshuayi'nin yine daha çok düşmeliyiz. Çünkü Batshuayi bizim sözleşmeli, mukaveleli futbolcumuz. İngiltere liginden de talipleri olan bir futbolcumuz. Ama Valencia bugün nereye giderse gitsin herhangi bir ücret kazandırmayacak. Tamam bugüne kadar attığı goller vesaire malum ama gideceği takımda oynamak adına ya da iyi paralara imza atmak adına sakatlanmayım diye kendini koruma içgüdüsü oluşabilir. Bence buna dikkat etmek <laughs> lazım. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'de asıl mesele şu. Jesus'la devam mı? Tamam mı? Yani asıl mesele bu. Valencia'yla devam mı tamam mı? Bunun çok bir önemi yok ki Fenerbahçe taraftar için. Bitti. Birçoğumuza göre lig bitti. Yani Galatasaray'ın alacağı bir galibiyet. Tamam bittilik. Dedirtiyor. Yani e, yarın Galatasaray maçı, İstanbulspor maçı hani Bülent Ersoy'un çocuk doğurması kadar imkansız bir olay var. İstanbulspor'un Spor'un Galatasaray'ı yenmesi ya da puan alması diyeyim. E, ama mucizevi bir şey olursa inşallah olur ama zannetmiyorum. Ee, yine de Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümidi kesen de sıkıntı vardır. Yani İstanbul spor kazandı diyelim. Fenerbahçe de kazandı. Trabzonspor'u yendi diyelim. O zaman belki hikayeler değişir, senaryolar değişir ama Galatasaray kazandığı andan itibaren senaryoların daha çok istifaya yönelik, tepkiye yönelik olacağı malum. Şimdi Haber'de diyor ki yönetim devam etmek istiyor. Yani Jesus da devam etmek istiyor demiş. Birincisi o yönetimi yıkarlar. Cem Yılmaz'ın dediği gibi yıkarlar. Normal yıkamazlar. Şimdi Ali Koç Portekiz hocayla bir yıllık imzaladı. Okey. Şimdi Trabzonspor maçından sonra alınacak sonuca göre karar verileceği diyor. Arkadaşlar ben baştan muhtemelen Trabzonspor maçından sonra bay bay yazacağım. Çünkü e, Trabzonspor maçından sonra artık Jesus'un bay bayı kesinleşmiş olacak. Artık sizler de bana inanmış olacaksınız. Bakın Galatasaray yenilir. Fenerbahçe galip gelirse devam edilir. Hani biraz daha beklenir diye. Ama öbür türlü malum. İlk aday Montella diyor Adana Demirspor'un hocası. Ya ben bilmiyorum ısınmadım. E, Birçok arkadaşım öve öve bitiremiyor. Lige de alıştı şöyle böyle falan diyor. Bilmiyorum. Diğeri de halen boşta olan Venezuela doğumlu Portekizli Leonardo Jardim'le Fenerbahçe'nin Teknik direktör adayı diyor sözcükten İrfan 25. Yani Jardim'de yüksek bedel ister. Onu da söyleyeyim çünkü bu adam futbolcu parlatıp satmayla meşhurlaşmış bir adamdı. Muhtemelen de e, böyle bir şey isteyecek. Bizde tutar mı? İşte soru işareti bence bu. Yani bizde tutar mı? Soru işareti bu arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Yani soru işareti bu. Ben bizde tutacağını pek düşünmüyorum. Hani yabancı dedik, A+ dedik, her şeyi getirdik. Yani her şeyi net olarak getirdik. Sonuç ne arkadaşlar? Sonucu size bırakıyorum. Yani benim konuşmama, yorum yapmama gerek yok. Sonucu siz görüyorsunuz. Hani e, İsmail Kartal diyen arkadaşlar da var. Bir birçok kişi de onlara şunu söylüyor. Türkiye Kupası'ndan elendirdi bizi Slavia Praga, rezil etti. Şöyle böyle hala İsmail Kartal falan diyorsunuz ama ben hiçbir şey diyemem arkadaşlar. Herkesin fikrine Saygım var, saygım da sonsuz. Fenerbahçe'nin iki prensine 40 milyon euro. Muhtemelen Altay ve Ferdi şey Arda ve Ferdi'dir. Altay mı? Söylüttü hocam. Hadi inşallah hocam. Hocam Altay'la Ferdi'ye 40 verirseler ya seni 40 sana 40 tane abone getiririm. Fenerbahçe için flash bir iddia gündeme gelmiş. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ki tahmin ediyoruz artık yani yapacak bir şey yok. Gösterdiği performansla camianın beğenisini topladı. İki futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp teklifte bulundu. İngiltere'den flash bir iddia gündeme geldi. Ben bazen neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Diyorum ki acaba biz mi çok abartıyoruz? Vallahi billahi bak şimdi e, bunu aslında nasıl denersiniz biliyor musunuz? Galatasaraylı arkadaşlarınızla deyin ki lan harbi harbi diyeyim bir, sana bir soruyorum deyin, Fenerbahçe'de en fazla fiyata kim gider diyeyim. Galatasaraylı arkadaşlarınız şunu söyler Arda der 10-15 milyon euroyu görür çocuklar belki 20'ye de satarsınız der. İkinci kim diyeyim Ferdi der. Aşağı yukarı 15-20'ye satabilirsiniz çünkü çocuk gelişmekte ve yaşı gençler. Emin olun bu haberi Galatasaraylı arkadaşlarınız doğrular. Beşiktaşlı arkadaşlarınız doğrular. İngiliz basınındaki habere göre Newcastle United Arda ve Ferdi gündemine almış. Arda'nın ailesiyle görüşmüş ve her iki isim içinde de 20'şer milyon euro bütçe ayırmış kısa sürede bitirmek istiyorlar diyor. Arda'nın performansı. Tuzdesmi maç 6 gol 4 asist. Ferdi 43 maç 3 gol 3 asist. Peki hocam sen ne dersin? Vallahi ben Allah derim. 40 milyon euro kötü para değil. Ama e, Allah demeden önce şunu söylerim. Biz bir daha Arda bulabilecek miyiz? Bir daha Arda yetiştirebilecek miyiz? Bir daha Ferdi bulabilecek miyiz? Bakın arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ben video çekerken size söyledim ama es geçilmesin. Fenerbahçe'de bu sezon bakın transfer market değerlerine göre konuşuyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Değerine değer katan isimler. Yani değerlenen isimler. Kimler? Onlara bakmak lazım. Şimdi nasıl değerlenen isimler? Yani transfer market verisi artan isimler. Hani piyasa değeri mesela piyasa değeri en yüksek futbolculardan itibaren bakalım kimin piyasa değeri arttı? Değil mi? Mesela en düşündüğüm soru bu. Ferdi Kadıoğlu. 15 milyon eurolara kadar görmüş bir futbolcu. Doğru muyum? Bir kere değeri artan futbolculardan. Yani Jesus'la değeri arttı denilebilir. Ama aslında Vitor Pereira ile değeri artan futbolcu değil miydi? Aynen. diğeri Diğer futbolculara da bakalım. Şimdi aslında ee... Ferdi'nin 15 milyon eurosu. Atilla Salahi 14 milyon euro. Yani 3 tane isme bakalım. Altay Bayındır'da 13 milyon euro. 3 ismin transfer market verisi. Mesela Atilla Salahi 14 milyon euroya çıktı mı indi mi? Ya da ben böyle yorumlamayayım ya. Böyle yorumlarsam sadece matematiksel sayısal verilerle. Ben şunu söyleyeyim. Sezon başından bu yana Ferdi artıda. Okey. Salahi de artıda. Yok hocam son haftalarda çok hata yapıyor. Arkadaşım bir sürü maç oynadığı için artıda. Altay Bayındır da artıda. En azından sözleşme uzatıldı. Jesus güvenini tazeledi. Hani yedek kalecisinin çok iyi olmasına rağmen sana as formayı veriyorum dedi. Bence PR kastırdı. Rossi ya bunu satış meblası olarak yorumluyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Oyun babında Ferdi artı gösterdi. Sadece Ferdi artı gösterdi. Rossi bence Rossi satış babında bir artı gösterdi. Bak ulan Jesus bile deniyorsa alabiliriz dedi. Arda Güler hem oyun babında hem fiyat babında artış gösterdi. Batu Şuayi bence oyun babında artı gösterdi mi sonradan girdi verimli oldu. Girdi verimli oldu. Doğru zamanda girdi. Sakatlık sıkıntısı olmasaydı bence artı gösterdi. Miguel Crespo eksi. Jesus da eksiye giden isim. İrfancan Kahveci. Aslında İrfancan Şimdi dalga geçeceksiniz ama aslında İrfancan Can Jesus'la artıya geçti. Gittikçe yetenekleri kötüye giden futbolcu. Birkaç, yani e, bir 10 maç falan saçmaladı ama sonra artıya geçti. O sayı Samuel bence artıya geçti. Bence artıya geçti. E, en azından yedekli medekli oynatalım. Ca ja Pedro, sakatlık var. Yorum yapmak istemiyorum. Filyan Arao, Arao neyse onu oynuyor. Neyse onu oynuyor. Joshua King, bence o da neyse onu yani. Ja Pedro. Ja Schwarzkin biraz geriledi diyebilirim. Lincoln'ın bence artıya geçti ama şu sakatlığı perişan etti. Zaitz eksi de. Osterwold de şu an için eksi de. Luan Perez sakatlık durumundan sonra iyi gidiyor. Ama sezon bitmeye geldi. Alioski düşüşte. Samet Akaydın insanlar tarafından beğenilmiyor. Ben istatistik babında hani fena değil diyorum ama yani İsmail Yüksek artıda. Valencia 2 artıda. Hani gol sayısı. Emre Mor az kullandığı için bence stabil. Çok kullansa felaket arttı olurdu. Usta eksi. Mert Hakan Yandaş eksi. Serdar Dursun eksi. Serdar Aziz eksi. İrfan Can Eğribayat mecburiyetten oynatıyor. Artıya geçiyor yoksa eksi. Nazım eksi. Ertuğrul Çetin eksi. Yani Jesus'un Fenerbahçe üstündeki etkisi biraz eksi tarafında arkadaşlar. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Peki hocam sen bir fiyat belirle. Ben Arda Güler için 60 milyon euro. verdi, de Kadıoğlu için de 30 milyon euroyu istiyorum. Ha hocam senin bu dediklerinde hiç mantıklı değil. Çok salakça kimse bu paraları vermez. Saygı duyarım. Ama bu paraları vermiyorsalar da boşuna satmanın lüzumu yok. Türk kuralı devam edecek. Anlatabiliyor muyum? Yani Altay ve İrfan Can'la devam edeceksen. Ferdi ve Arda da sana banko iki futbolcun olur. Üç tane Türk'ün var. Ligin stabilitesine uygun ya da üstünde üç tane futbolcun olmuş olur. Bu da sana avantaj sağlar. Mesela sen elinden çıkarabilirsen Samet'i çıkar. Serdar'ı çıkar. Elinden çıkarabilirsen diyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. orta sahaya mesela İsmail Yüksek'i ya monte et. Mesela İsmail Yüksek'i monte et. Arda'yı monte et. Ferdi'yi monte et. Altay'ı sat. Livakovic getir. eden var mı? Yani Fenerbahçe'nin e, iyi bir seçim yapması lazım. Yalnız eğer biz borç ödeyeceksek, futbolcu parlatıp satacaksak buna uygun bir teknik direktörü getirmeliyiz. Mesela Jesus buna uymaz. Bak Almanlar uyar. Disiplin var. Yani Almanlarda öyle falan yok yani. Gelir disiplin çatır çatır oynatır. Bize sistem, disiplin lazım. Saha içinde, saha dışında ise hakemlerle falan uğraşacak bir yönetim lazım. Bak Jesus çok uğraştı. Hani hakeme bahane bulmayayım dedi. Bulmayayım dedi. Bulmayayım dedi. Futbolcular hakem hakem demedi. Oynadı. Ne zaman hakeme saymaya başladı. Takım biraz düşüşe geçti. Aklımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Jet Trabzonspor maçından sonra Jesus'u gönderirler mi? Sezon bitirilir. Ondan sonra gönderilir. Yerine iki tane aday Jardim ve e, Montella diyor ama ben İstimal Kartal'la Sergen Yalçın'a odaklanın. Çünkü doların euronun seçimden sonra ne olacağı belirsiz. Ona göre e, hani ben Türk teknik adamdan yana oy kullanılacağı şeklindeyim. Hatta bana kalsa %99.9 Türk teknik adam gelecek ve bu da İsmail Kartal olacak diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.